Mas maviç mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere keşkül tarifi hazırladım. Bademli keşkül oldukça hafif bir sütlü tatlıdır. Çok da güzel bir lezzet var. Buyurun hemen başlayalım. Tenceremize 3,5 su bardağı sütümüzü alıyoruz. 1 çay bardağı şeker. Arzu ederseniz şeker miktarını azaltabilirsiniz. 1 çay bardağı öğütülmüş badem. 1 yemek kaşığı hafif tepeli nişasta. 2 yemek kaşığı pirinç unu görmüş olduğunuz gibi paketler bu şekildeydi ve bu bir paket 2 yemek kaşığına tam denk düştüğü için bir paket kullanmıştım ben. Hepsini pürüzsüz olacak şekilde karıştırdık ve ocağa alıyoruz. Yine sürekli karıştırarak orta ateşte tatlımızın kıvamı almasını sağladık. Şu anda kıvamını aldı. Bu aşamada bir paket vanilya ilave edip yine bir taşım kaynatıyoruz ve kıvamını bitiriyoruz. Yani kenara alabiliriz. Bu şekilde akışkan ama kıvamlı bir tatlımız olacak. Minik güveç kalıpları kullandım ben servis ederken. Fincanda olur veya bir cam kup da kullanabilirsiniz. Tatlımızın üzerinin kaymak tutmaması için çok az miktarda pudra şekeri eliyorum. Bu kaymak tutmasını engelliyor. Dekore etmek için Hindistan cevizi ve Antep fıstığı kullandım. Tatlılarınız şu anda hazır. Mümkünse bir gece... Dolapta dinlendirebilirsiniz. Vaktiniz yoksa 2 saat dolapta dinlendirip servise hazır olur. Ve şu anda benimkiler 3 saat dolapta bekledi ve hemen doku testine geçiyorum. O çok akışkan tatlımız kıvamını aldı. Ne çok sıvı ne de çok sert. Yani tam nefis bir keşkül kıvamı diyebiliriz. Şöyle daha yakın çekim göstereyim size. Yaz günlerinde çok hafif bir tatlı olarak iftardan sonra Hoş olacağını düşündüm. Ee, belki sizlere de minik bir fikir olacaktır. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere. Hoşçakalın.